Ulusal Kanal ve 100.8 Ulusal Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Her zaman Fikir Meydanı programıyla görmeye alışık olduğunuz ben Deniz Ospolat Bilek. Özel bir gündemle bugün buradayız. Bunun için ulusal özel dedik. Neden? Çünkü yarın İstanbul büyük bir mitinge hazırlanıyor. Ne mitingi bu? Emeklilikte yaşa takılanlar mitingi. 17 Mart Pazar yani yarın saat 12'de Maltepe miting alanında yapılacak. Valilik tarafından da bildiğim kadarıyla basına yansıyan bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Valilik tarafından da bu mitinge izin çıktı. Hemen konuklarımı tanıtayım, ardından konumuza vakit geçirmeden dönelim. Aydınlık Gazetesi yazarı ve işçi sendika uzmanı Sayın Mehmet Akkaya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serpil Şahin siz de hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Hemen başlayalım konumuza çünkü vaktimiz dar. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları saymakla bitmez. Çözümleri neler? Bunların hepsini madde madde konuşalım. Ama istiyorum ki en baştan başlayalım. Ben de öğreneyim, izleyicilerimiz de bilmeyen varsa öğrensin. Ne demek emeklilikte yaşa takılanlar? Nedir? Bir açar mısınız önce? Tabii açayım. Şimdi öncelikle bizi konu aldığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Emeklilikte yaşa takılmak nedir? Takılanlar kimlerdir? Onları anlatacağız size. 8 Eylül 1999 yılında bir yasa çıktı. Bu yasa depremin hemen arkasından, 99 yılındaki depremin hemen arkasından bir gecede çıkartılan bir yasaydı. Eski kanuna göre bizler kadınlar 20 senesini doldukları zaman, erkekler 25 senesini doldurdukları zaman ve 5000 prim gün sayısıyla emekli olabiliyorlardı. O zamanki şartlar böyleydi. Bizler de işe girdiğimiz zaman bize dendi ki siz bayanlar 20 sene çalışacaksınız ve emekli olacaksınız. Biz de bu hesaba göre hareket ettik. Devletle bizim anlaşmamız bu şekildeydi işe başladığımız zaman. Aradan zaman geçti. 1999 yılına gelindi. Bu yasayı değiştirdiler. Değiştirebilirler çünkü o zaman 18 yaşında işe başlayan bir arkadaşımız 20 sene çalıştığı zaman 38 yaşına geliyor. 38 yaşında emekli olmaya başlanıldığı zaman bu yaş çok erken denildi. Bu yaşı ileriye çekelim dendi. Tamam o konuya hiçbir şey söylemiyoruz zaten. Fakat geriye yönelik bizi bu şekilde mağdur etmeleri bir sıkıntı yarattı. Bizler dedik ki 99 yılında çıkartılan 4447 sayılı bu kanun mutlaka doğru olmadığı fark edilecek, düzeltilecektir. Fakat 99 yılına sonrasında geldik, 2000 yılına geldik, 2010 yılına geldik. Hala hiçbir düzenleme yapılmadı. İnsanlara kademeli olarak yaşları arttırıldı. Nedir? 20 sene çalışan bir kişi dendi ki sen 20 sene sonra emekli olmayacaksın, 30 sene sonra emekli olacaksın. Yaşını 46'ya geldiği zaman emekli olacaksın, yaşın 58'e geldiği zaman emekli olacaksın dendi. Bizler dedik ki hayır maç oynanırken kural değişmez. Bizler işe başladığımız zaman şartlar buydu. Siz nasıl değiştirebiliyorsunuz? Şimdi şöyle düşünün, bir işe girdiniz. Örnek veriyorum maaşınız 2000 lira olarak anlaştınız. Ay sonu geldi, maaşınızı alacaksınız. Size deniyor ki 2000 lira vermiyoruz biz size 1500 lira vereceğiz. Neden diyor sormaz mısınız? Çünkü yani işe girdiğiniz evet. Bizde de aynen böyleydi. Biz işe başladığımız zaman ki şartlar o şekildeydi. Emekli olma zamanımız geldiğinde hop dediler dur. Emekli etmiyoruz seni. 10 sene sonra emekli edeceğiz. Bizim hayallerimiz bu yöndeydi. Bizler çocuklarımızı bıraktık, eşlerimizi bıraktık, her şeyimizi bıraktık. Bütün zamanlarımızı çalışarak geçirdik. Bunun hayaliyle giderken bir anda yasa değişti. Bütün hayallerimiz yıkıldı. Bizim umutlarımızla oynandı. Ve bununla ilgili ne yapabiliriz konuşmaya başladık ilerleyen zamanlarda. 2011 yılına gelindiği zaman, ben de 2000 kendimle ilgili söyleyeceğim. 2008 yılında, tam prim günümün dolduğu zaman ve senimin dolduğu bir tarihte işsiz kaldım. 14 Mart'ta işsiz kaldım. Tam da günüm de ucu ucuna doluyordu. Hiç problem değil, ben iş bulurum dedim. Fakat gittiğimiz her yerde kusura bakmayın dediler, sizi işe alamayız, yaşlısınız. Neden? Yaştan dolayı. Evet, siz yaşlısınız, biz sizi işe alamayız demeye başladılar. Ben açıkçası işsiz kaldım. Problem yaşadım. Sonra etrafımdaki arkadaşlara baktım. Onlar da yaş grubumuz aynı olduğu için onlar da aynı sıkıntıyı yaşamaya başladılar. Bizlere iş vermiyorlar. Ve bize sormadılar siz nasıl geçineceksiniz diye. Emekli olmamız zamanımız gelmiş ve bize işe alamıyorlar.
Bunun sıkıntısını çok fazla yaşamaya başladık. Bunun üzerine 2011 yılında bir arkadaşımız Çanakkale'den sosyal medyada bir grup kurdu. Bu grubun adına da emeklilikte yaşa takılanlar dendi. Çünkü biz yaşa takılmıştık. Bizim prim günümüz doldu, senemiz doldu. Fakat bize yaş mağduru olduğumuz için de emekli etmiyorlar. Emekli yani yeni maaşımız. Çıkan yasaya göre daha gençsiniz, çalışabilirsiniz. Evet, çalışabilirsiniz deniliyor. Ama yaşlısınız diye de iş almıyorlar. Evet. Sizi. Ben iş görüşmesine giderken şöyle bir hile yaptım. İşe çağrılmıyorum hiçbir şekilde. Doğum tarihimi yanlış yazdım. 10 sene geriye yönelik olarak yazdım. Gönderdim ve iş görüşmesine çağrıldım. Ve orada da açık açık da söyledim. Oradaki doğum tarihim yanlıştır. Beni bu iş görüşmesine çağırabilin diye yaptım diye söyledim. Diğer birkaç arkadaşım da böyle yaptı ve biz işe çağrıldık. Sonuç işe alındık. Alındınız. Alındık. Neden? Çünkü dedi ki hakikaten siz zor durumdasınız. Bu kadar bilginiz var. Demek ki bizim sizi işe almamız gerekiyor deyip işe alındık. Farklı nedenlerden dolayı sonrasında yine işsiz kaldık, yine sıkıntılar yaşadık. Hep bizim bir maaşımız farklı olacakken. Farklı nedenler derken bu konuyla bağlantılı mı? Tabii birçoğumuz işsiz, yani yaş ilerlediği için genç arkadaşları işe almak varken neden bizimle birlikte yola devam etsinler gibi. İş yeri kapandı. İş yeri kapanınca ne oldu? Yeni bir müracaat etmeniz gerekiyor. Yine her seferinde böyle oyun mu oynayacağız? Yaşımızı böyle eksik göstereceğiz, gideceğiz. Yani biz sadece iş istiyoruz. Biz çalışmamazlık yapmak istemiyoruz ki. Nicel olarak ne kadar kişiyi, kaç kişiyi etkiledi bu durum? Ya da şöyle sorayım, EYT'nin, emeklilikte yaşa takılanların ne kadar üyesi var? Şöyle söyleyeyim, emeklilikte yaşa takılanların sayısını biz resmi olarak 2011 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan istedik. Gelen cevap böyle bir bilgiye rastlanılmamıştır. Siz oldu. Yoksunuz yani. Ben yokum. Yaşar ne yaşamaz, ne yaşar ne yaşamaz. Aynen öyle oldu. Sonra geçen sene 2018 yılında tekrar resmi olarak istedik. Bu sefer şimdi bu kadar büyüyünce artık herkes şimdi eskiden işte ben yokumdu ama şimdi ben var olduğumu gösterince bu sefer çünkü çok büyük bir kitle olduk. Bu sefer şöyle bir cevap geldi. Bu gizli bilgidir, size verilemez. Yani ben bu ülkede yaşıyorum. Ne demek gizli bilgi? Kaç kişinin cevabını vermediler. Biz kendimizce bir takım çalışmalar yaptık sosyal güvenlik uzmanları ile birlikte. Oradan gelen cevaplar tabii çok afaki ama 2 milyon, 2,5 milyon kişi civarında olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat bunların hepsi bugün emekli olacak kişiler değil. Şöyle ki devlet sektöründe çalışıp işinden memnun olanlar var. Özelde çalışıp işinden memnun olanlar var. Onlar ayrılmayacaklardır. Fakat işsiz kalan çok arkadaşımız var. İş bulamayan çok arkadaşımız var. Mobbing uygulanan yaşından dolayı işte patron tarafından çıksın da tazminatını vermeyeyim diye birçok arkadaşımız var. Bunlar şey yapacaklardır, direkt olarak emekli olacaklardır. Bunların getireceği maliyet de çok fazla açıkçası yüksek olmadığını düşünüyoruz. Maliyetleri ayrı bir başlık altında konuşalım. Çünkü bu konuda bize büyük bir maliyeti olur bunun şeklinde evet, açıklamalar o konu var. Uzun bir konu. Bunu ayrı bir başlık altında konuşalım derseniz. Benim merak ettiğim 1999 yılında böyle bir yasa çıktı. Bir de geriye dönük işletildi. Sayın Akkaya, böyle yasalar geriye dönük işletiliyor mu? Bir de çok merak ettim. Yani durduk yerde neden böyle bir yasa çıkarma gereği duysunlar? İş gücü ihtiyacı mı var ya da farklı nedenler mi var? Siz ne dersiniz? Evet. Şimdi Türkiye bir dizi operasyon yaşadı. Yaşıyor hala da. Şimdi o yılları hatırlayalım. 90'lı yıllar. 90'lı yıllar kamuda personelin çok hızlı bir şekilde tasfiye edildiği yıllar. Şimdi bu işin tezatını konuşuyoruz. Dikkat eder misiniz? Şimdi her raporunda, talimatında IMF, Dünya Bankası, OECD, efendim Avrupa Birliği her raporunda diyorlar ki demir yollarında siz bu yıl şu kadar insanı emekli edecektiniz, niye emekli etmiyorsunuz? Bir an önce emekli edin. Personel sayısını azaltın. Efendim karayollarında şeyi şu kadara düşürmek lazım. Personeli şuraya düşürmek lazım. DSİ'de böyle yapmak lazım falan. Bütün kamu kurumlarına yönelik çok büyük bir tazyik yaptılar. Personeli azaltın, personeli azaltın. Şimdi bir yandan zorunlu emeklilik, erken emeklilik,
personeli azaltma baskısı yaşadı Türkiye. Bir yanda da emekliliği mezara götürme operasyonu yaşadı. Yani ikisi birbirinin tam tersi değil mi? Evet. Yani bunu da yapan emperyalistler, Türkiye'de kamu personelinin tasfiye edilmesini isteyen de emperyalistlerdi. Bu ta 2000'lerin başına kadar geldi. Hala da devam ediyor. Hatta şöyle bir operasyon yaptılar, bunu kurala bağladılar. Dediler ki kamu kurumlarından emeklilik, maluliyet ya da ölüm dolayısıyla ayrılmış olan kadroların yerine yeniden insan alımını ancak şu oranlarla yapılacaktır. Önce %75 dediler bir süre. Sonra %50'ye düşürüldü. Sonra %20'ye düşürüldü. Böylece ne oldu? Karayollarında diyelim 40 bin işçi çalışıyorsa 8 bine düştü. 8 bin kişiyle çalışıyor karayolları şu anda. Ve 40-45 bin nüfus şeyi vardı 90'lı yıllarda. Peki şimdi Türkiye bunu yapmak zorunda mıydı? Yani bir kriter başka olarak bir şey. Olarak mı dayadılar Türkiye'ye? Yani bu ayrı bir konu da ama zaten bunu yapmaya hevesli hükümetler vardı. Avrupa Birliği'nden kredi alma, IMF'den kredi alma uğruna onların her istediklerine eyvallah diyen hükümetler dönemi yaşadı Türkiye. O bir dizi taahhütler koydular Türkiye'nin önüne. Onlardan birisi buydu. Şimdi bunu kamuoyu çok tartışmıyor. Türkiye'de mezarda emeklilik uygulamasının başlatıldığı yıllarda aynı zamanda kamudan çok ciddi miktarda personelin tasfiye edildiği yıllardı. Madem insanların emeklilik süresini uzatılmasını istiyorsunuz, madem diyorsunuz ki bu kadar çalışma süresi yetmez, daha çok çalışılması lazım diyorsunuz, niye personeli azalttırıyorsunuz ve bunu baskıyla yapıyorsunuz? Baskıyla hem de rakamlar istiyorsunuz, taahhüt istiyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kurumdan şu kadar atılacaktı, azaltılacaktı. Niye yapmadınız? Hatta eli fırça yiyorlar hükümetler falan. Amaç şimdi ne? Bir bu. Şimdi bunları anlatacağım. Tabii. Anlatacağım. Şimdi bir böyle bir operasyon yaşadı Türkiye. Yani devleti atıl bırakma, felç etme operasyonunun bir ayağıydı. İkincisine SGK'nın tasfiye edilmesi, SGK'ya bir operasyon. Devlete bir operasyon, bir eğitimli, bilinçli personelinin, uzman personelinin kamudan tasfiye edilmesiyle devletin işleri atıl bırakılıyor. Bir yandan da özel sektör ve ihaleler, özelleştirmelerle bir iyiliş etme olayı var. Henüz satılmamış kurumları. Bir yandan öyle bir olay. Bir yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ciddi bir operasyon yapılıyor. İşte bu Sosyal Güvenlik Kurumu'na operasyonun içerisinde bir anlamı var bu işin. Mezarda emeklilik denilen olayın. Şimdi bu birkaç aşamalı bir planın sadece bir tanesidir. Birkaç başlıklı planın. Birisi buydu. Yani insanları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli edemez hale getirmek gerekiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na operasyon yapabilmek için, onları oradan insanların kaçmasını sağlayabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olmak mümkün değil kardeşim. Yeter artık. Ben ek çare arayayım başıma başka şeyle. Bu insanları bunu düşündürmeleri gerekiyordu. İki, şimdi eş zamanlı olarak aynı zamanda emekli maaşları düşürüldü. Emekli maaşları. Şimdi hem Serpil Hanım'ın anlattığı 99 yılında yapıldı bu iş. Şimdi mezarda emeklilik de sadece onunla yetinilmedi. Bir de 2008'de yükselttiler emeklilik süresini. İki sefer emeklilik yaşı uzatıldı. Bir sefer de değil. Ve iki sefer emeklilik maaşı düşürüldü. Bir sefer de değil. Emeklilik maaşı insanların çalışırken aldığı maaşın %30'una kadar düşürüldü. Şimdi böylece de oldu mu? SGK'dan emekli olduğunuz zaman aldığınız maaş sizi geçindiremiyor. Aldıysa. Bu duyguyu yarattınız mı? Bir, emekli olma şansınız yok. Böyle ölene kadar çalışıyorsunuz. Ölene kadar çalışıyorsunuz. Mezarda emeklilik denilen. Yani Türkiye 90'larda yaptı bu mitingi. Ankara'da yüz binlerce insan Türk İş'in önderliğinde eyleme. Bunun adı mezarda emeklilik. Hakikaten öyleydi. Yani bir işçi için, şimdi bir büroda çalışan birisi için, özel sektörde çalışan bir bilmem ne için, belki 65 yaşı o insan için erken olmayabilir ama torna tezgahının başında 65 yaşına kadar çalışamazsınız. İnşaat sektöründe 65 yaşına kadar çalışamazsınız. Ya da fabrikada bilmem, taşıyamazsınız. Boya sektöründe, belediyelerde çalışamazsınız bilmem ne. Yani işçinin ortalama ömrüyle başka bir sektörde çalışan insanın ortalama ömrü aynı değildir.
Şimdi bunlar Türkiye'nin toplam nüfusuna bakıyorlar, oradan bölüyorlar. Böyle bir kıstas olmaz, bu bilimsel değil. Bu yüzden bu efendim biz bir hesaplıyoruz falan şeyi yanlıştır. İkincisi, emeklilik maaşının da düşürdüler mi? Ne olması, ne oluyor böylece? SGK'dan emekli olduğun zaman da kardeşim, maaşın kuş kadar, bununla geçinmen mümkün değil. Bu yüzden de ek bir çare araman gerekiyor. Bu da iki mi? Üç. Şimdi böyle bir zamanda tam bu duyguların yaratıldığı anda eş zamanlı olarak başka bir operasyon var bir başka yerde. O da hemen bunun paralelinde yürütülüyor. Bir yanda emekli maaşı düşürülüyor, emeklilik yaşı uzatılıyor. Öte yandan eş zamanlı olarak buradan kaçırılması istenilen, altını çiziyorum, kaçırılması istenilen insanlar için başka bir havuzlama merkezi yaratılıyor. Nedir bu? Bireysel emeklilik şirketleri. Şimdi Türkiye'de bireysel emeklilik emeklilik piyasasında faaliyet sürdüren sadece sosyal güvenlik kurumudur. Ve özel yasayla kurulmuş olan bankaların şeylerdir, vakıflarıdır. Bunların dışında başka özel şirketlerin emekli piyasasında faaliyeti mümkün değildi 90'lara kadar. Bu işte bu emekli mezarda emeklilik sırasında bir de bu yaratıldı. Ne oldu? Bu insanlara önce dediler ki sizin sigorta faaliyeti yapacaksınız. Başka ne dediler? Şimdi bunları topluma kabul ettirebilmek için dediler ki bunlar sosyal güvenlik kurumunun yetişemediği yerlere gidecekler. Tamamlayıcı sigorta olacak. Tamamlayıcı. Kaçak işçilikle uğraşacaklar. SGK her tarafa yetişemiyor. Herkes sigortalı yapamıyor. Bunları yapacaklar. Efendim insanlar ek bir şey istiyorsa onun için yapacaklar falan. Tamamlayıcı sigorta. Yani bir yandan bir yandan talep yaratıp öbür yandan da arz ettiler. Tabii, tabii. Besleri alan mı açtılar emeklilik sistemleri için? Tabii. Şimdi başka birkaç başlık daha var. Bunları da aktarmak istiyorum. Önemlidir. Çünkü bu bütünün parçasıdır. EYT'deki arkadaşların mağduriyeti bütün bu devasa operasyonun bir parçası olarak üzerlerine bu çığ gelmiştir. Üzerlerine hakikaten bir çığ geldi ama bu çok büyük bir Türkiye Cumhuriyeti'ne en önemli kurumuna yapılan operasyonun sonucudur bu. Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye ulus devletin çimentosudur, milletin çimentosudur. Ulusun çimentosudur. Yani bir fabrikayı diyelim Kars'ın bilmem neresinde gibi fabrikayı satmak da vatana ihanettir. Bu da zarar verir. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu dediğiniz zaman bütün Hakkari'den Edirne'ye kadar bütün millettir. Bütün millettir. Herkestir. Sadece işçisi değildir, memurudur, esnafıdır, bilmem nesidir. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaşaması çok elzemdir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun devletin en önemli kurumu olarak, tek kurumu olarak kalması elzemdir. Burası tahrip edildiği zaman buradan her türlü bozulma çıkar. Bu yüzden amaçlıyorlardı. Şimdi buradan dördüncüsü şey şu. Şimdi eş zamanlı olarak sosyal mezarda emeklilik dayatılıp çıkarıldığı zaman hem 1999 hem 2008'de emekli maaşı düşürüldüğü zaman her ikisinde de beraberinde IMF ve Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve OECD, onların belgeleri hepsi var. Hepsi var. Belgeli bunlar. Yani tek tek böyle kalem kalem hangi baskıları yaptıkları, nasıl sıkıştırdıkları bunları yazmıştım geçmediğimiz dönemde. Şimdi getirmedim. Ama arzu olursa tekrar şey yaparız. Bu burada eş zamanlı olarak diyorlardı ki bireysel emeklilik şirketlerini kurun. Bireysel emeklilik şirketlerini kurun. Şunu demiyor. Şunu demiyor. Sosyal güvenlik kurumunu güçlendirin demiyor. Sosyal güvenlik kurumunu güçlendirin demiyor. Sosyal güvenlik kurumuna efendim prim alacaklarını daha makul bir şeye getirin. Kaçak işçiliği önlemek için bilmem ne yapın demiyor. Bireysel emeklilik şirketleri kurun diyor. Bu konudaki yasakları kaldırın diyor. Sürekli baskı, sürekli baskı. Ve bu konu ne oluyor biliyor musunuz? Oğuz Bey'di değil mi? Evet, evet. Ne oluyor? Kemal Derviş yasaları içerisine giriyor. Kemal Derviş, yani emperyalistler için bu plan öylesine önemli ki, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir operasyon yapılması o kadar önemli ki, Kemal Derviş paketinin içerisine giriyor ve bireysel emeklilik şirketlerinin kurulması o dönemde başlıyor. Kuruluyor. Sonra bunlara emeklilik alanında faaliyet yürütme izni çıkarılıyor. Fakat buraya kadar hadi neyse diyelim. Piyasa ekonomisi diyenler için hadi devlet kurumunun yanında bir de özel şirket
tüm varlığını piyasacılar belki makul sayabilir. Yani fakat bir arada bir şey söylemek istiyorum. Anlattıklarınız kafamda şöyle bir şablon ortaya çıkardı. Hani daha liberal, her alanda liberalizme kayış sürecinde ünlü bir söz vardı ya, karavanadan açık büfeye geçiyoruz vardı. Evet. Bu da onun gibi yani, tam olarak bu oturdu kafamda. Açık, keşke açık büfe olsa. Açık büfe de değil. Kamuculuktan şimdi, sonuna kadar, dibine kadar. Açık büfe de değil. Şeyi yıkıyorlar. Şimdi sonra ne oluyor? Şimdi 2013'ten sonra bunlar kuruldu. Faaliyet yürütmeye başladılar. Fakat millet bunlara yüz vermiyor. Mezarda emeklilik getirdiler, yüz vermiyor. Maaşları kuşa çevirdiler, yüz vermiyor. Çünkü bunlar da gelecek görmüyor. Çünkü bunların büyük bir kısmı yabancı şirketler. 18 tane şirketin 11 tanesi yabancı. Emperyalist, dünya çapında dev emperyalist sigorta şirketleri bunlar. Yarın bir gün buradan çekildi gitti ne olacak? Bu insanların emekliliği ne olacak? Veya battı. Bunlar borsada oynuyor zaten. Üretimin içerisinde değil ki, fabrikaları yok bunlar. Hepsi borsacı. Battı ne olacak? O yüzden insanlar buraya tedirgin, hevesli değiller. Bu yüzden ne oluyor? Hükümet şimdi emperyalist plan, o devasa sosyal güvenlik kurumunun aleyhine olan o plan ne yapıyor? Bu sefer yeni bir aşamaya geçiyor. İnsanları oraya geçmesi için teşvikler başlıyor. Tamamlayıcı sigorta olmaktan çıkıyor. Onların kurulmasına izin vermek de yetmiyor. Oraya geçilmesi teşvik ediliyor. Nasıl? %25 prim veriliyor. Oraya geçen insanların biriktirdiği primin miktarının %25'i kadar teşvik veriliyor. O da yetmiyor. Kişi başına 1000 lira para veriliyor. Kimin paraları bunlar? Benim param, senin paran, milletin parası, vergi. Türk milletinin vergisiyle o yabancı tekellerin oluşturduğu havuza para aktarılıyor. Başka ne oluyor? Devletin burada çıkarı ne? Devletin yani çıkarı yok. Neden yabancı bankaların? Tam devlet yapmıyor bunu. Piyasacı partiler yapıyor, hükümetler yapıyor. Devlet Cumhuriyet yani Devleti'nin... Devlet derken hükümet. Hükümet yapıyor. Buradan... İşte hala o eski şeyi devam ediyor. Sıcak parayı döndürebilmek mi amaç? Sadece sıcak para da değil. İşte bu eskiden beri gelen o emperyalist politikalara bağımlılığın, o angajmanların devamı. Hala yani doğru, Türkiye şimdi emperyalizmden bir ölçüde kurtuluyor. Özellikle güvenlik konularında bir silkinme var. Ama ekonomide hala onların dümen suyunda hareket ediliyor. Hala özelleştirmeler devam ediyor. Hala liberal ekonomiler devam ediyor. Şimdi belediyeler seçimlere giriyoruz. Belediyeler boylu boyunca emperyalist politikaların o liberal politikaları uğruna çürütüldüler. Hepsi kokuştu. Bütün belediyeler kokuştu. Bütün belediyeler. Ben de bir belediye başkan adayıyım. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdi o başka ne oldu? Sonra ne oldu? Teşvik, %25 teşvik, 1000 lira teşvik. Sonra otomatik katılım diye bir kanun çıkardılar. Otomatik kanun, kanun hükmünde kararname. Otomatik katılım ne demek? Herkes zorunlu olarak, 45 yaşın altındakiler, herkes katılacak. Hani nasıldı? Hani şöyleydi. Ya bu şunu da gösteriyor değil mi? Bir türlü kimseyi ikna edemediler. Son tabii, olarak tabii zorla kaçırıyor. Yaptırım. Zorla götürüyor. Fakat zorla götürdüğü Oğuz Bey, zaten sigortalı olan insanlar. Zaten sosyal güvenlik kurumunun üyesi olan insanlar. Çalışanları götürüyorlar. 45 yaşın altındaki çalışanlar diyor. 45 yaşın altındaki her çalışan otomatik olarak buraya geçecek diyor. Kararname böyle. Ve orada duracak diyor bir süre. 2 ay içinde ayrılamaz. 2 ay sonra ayrılmak isterse ayrılabilir. Ama bir kanun daha çıkarıyor. Tekrar ben seni ayrılanı bir daha götürüyor. Şimdi böyle bir operasyon. Bir yanda devlet zoruyla, metazori zorla ve devletin, milletin paralarıyla oraya para aktarma. Ve insanları oraya götürme. Ne olmuş? Bak şimdi size bir rakam söyleyeyim. Orada sıfır bunlar. Bunlar sıfırdı, biliyor musunuz? Sıfırdı. Bunlara devletin parasından verilen miktar ne olmuş? 6.840.000 insanı kaydırmışlar buraya. Ve bunların ne kadarı çalışıyor biliyor musunuz? 4.983.000 kişisi, 5 milyonu. 6.840.000 kişiyi buraya kaydırmışlar. Bunun 5 milyonu çalışıyor. Bu zorunlu zaten olduktan sigortalı sonra, oranlar. Zorunlu olduktan tabii, sonra. Tabii, ondan sonra. O zamana kadar 1 milyon, 1,5 milyon da böyle patinaj yapıyorlardı. Başka? Burada toplanan para miktarı ne olmuş? 92.1 milyar Türk lirası. Buraya devletin desteğiyle para, verilen para miktarı ne kadar olmuş? 12.5 milyar. 12 milyar 550 milyon nokta 2.
12,5 milyar bizim vergimizden bunlara para aktarmışlar. Şimdi bu bir yanda böyle olurken SGK'da ne oluyor? SGK daraltılıyor. Üyeleri o tarafa kaydırıyor. Burada mezarda emeklilik, emekli maaşının düşürülmesi, kuşa çevrilmiş bir maaş ve emekli olma şansının olmadığı bir uzatılmış süre ve beraberinde SGK'nın üstünde ek yükler. Alacakları tahsil edilmiyor. Ve bu konuda yani zordaki şirketleri anlıyoruz. Zordaki şirketleri devlet yapılandırabilir. Bu makuldür. Her dönem olabilir. Bunu anlayışla karşılarız ama fakat öyle şeyler görüyoruz ki rakamlarda duyuyoruz. Yani bu primini ödeme şansı bulunan ve prim ödemede hiç sıkıntısı olmayan devasa şirketlerin prim alacakları ödendi. SGK primleri affedildi. Ve bu şekilde sadece 8 yıl içerisinde 18 kez SGK alacakları affediliyor. 18 kez. Bir yanda bu. Başka ne oluyor? SGK'nın üzerine başka bir yük daha bindiriliyor. Özelleştirme başlıyor. Neyin özelleştirmesi? Sağlığın özelleştirilmesi. Sağlıkta her şeyden para alınmaya başlanıyor ya. Katkı payı adı altında. İlaçtan para, tedavide para, muayenede para. Bütün bunlar fatura olarak nereye geliyor? SGK'ya geliyor. SGK şimdi ne olmuş? Size bir rakam. 2001 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık harcaması. 4 milyar Türk lirası. 2001 yılında. Sene olmuş 2018. Kaça çıkmış? 68 milyar Türk lirasına çıkmış. SGK'nın sağlık harcaması. SGK özel şirketleri besliyor. Özel hastaneleri besliyor. SGK devletin artık kaynaklarını topyekün özel şirketlere Tabii. Sonra ne olmuş? SGK sürekli açık vermeye başlamış. Açık vermeye başlamış. Bütçesi çünkü toplattırmıyorlar. Vergi alacaklarını toplattırmıyorlar. Prim alacaklarını. Burada da bir var. Bir patinaj var SGK'yı. Ama bunun karşılığında SGK birdenbire yıkılırsa Türkiye olağanüstü şeylerle karşılaşır. Bu da göze alınamıyor. Zamana yayılan bir operasyondur bu. Yani burada özetle şu, oraya tekrar dönelim bu konuyu şöyle tamamlayayım. Sosyal Güvenlik Kurumu emperyalist merkezlerin baskısıyla adını da verelim. Bu örgütler IMF, Dünya Bankası ve OECD ve Avrupa Birliği'nin sürekli baskısıyla, sürekli her raporunda neredeyse baskılarıyla ciddi bir operasyon yaşadı. Bu operasyonun içerisinde insanlarını oradan, SGK mensuplarını oradan kaçırtmak için onları emekli olamaz hale getirdiler. Onlar emekli olduktan sonra da yaşayamaz hale getirdiler. Bu insanların SGK'dan kaçması amacıyla yapıldı. Bir eş zamanlı olarak da bireysel emeklilik şirketleri çıkarıldı. İsimlerini saymayayım burada. 18 tanedir. Bunlar 17'ye düştü şimdi en son. Bu 17 şirketin 11 tanesi yabancı. 3 tanesi kamu sadece. Sadece 3 tanesi kamu, o da kamu bankası. O diğerleri özel şirket yabancı ortaklığı. Yani 17 şirketin sadece 3 tanesi devlet bankası. Diğerleri yabancı ve oraya para aktarılıyor. Oraya insanlar, SGK üyeleri, SGK'lılar zorla oraya kaydırılıyor. Efendim ne diyerek? Prim desteğiyle, para desteğiyle ve efendim otomatik katılım denilen zoraki katılmalarla. Şimdi ve sonuçta ne oluyor? Şimdi SGK serumla yaşıyor. SGK serumla yaşıyor. Şimdi arkadaşların da bir feryadı var. Haklılar. Sonuna kadar haklılar. Bu arkadaşların feryadı da çözmek lazım. Ama bir yandan da böyle dışarıdan dayatılan operasyonlarla SGK ciddi bir şeyin karşısına geldi. Sorunun karşısına geldi. Bunların hepsini birlikte ele almak lazım. Bizler bunlarla ilgili aslında çözüm yolları... Sonuç onu soracaktım. Tam da çözüm için neler yaptınız diye. Şimdi Sayın Akkaya söylerken sonuç olarak dedi. Sonuç olarak işte emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Bu sadece belki mağduriyetin bir ayağı. Çünkü ben programa başlarken bu kadar ayrıntıyı bilmiyordum. Onun için de dedim ben de öğreneyim, bilmeyenler de öğrensin. Anladığım kadarıyla bir ayağı bu. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bunun birçok ayağı var. Farklı uzantıları var. Siz neler yaptınız peki bu konunun çözüm için? Ya da bu kadar ayrıntıya girdiniz mi hiç? Yani tabii ki, tarihçesi. Tabii ki girdik. Şimdi sorunuz şu. Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
hak ettikleri emekli maaşlarını istiyorlar. Erken emeklilik istiyor musunuz? Hayır, erken çünkü emeklilik istemiyoruz. Hep hak size ettiğimiz yönelik suçlama, erken emeklilik istiyorlar canım yönünde. Evet, erken emeklilik mi biz istiyorsunuz? Şimdi partilere gittik seçim öncesinde. Bütün partileri dolaştık. Nasıl yaklaşımlar? Oradakiler dediler ki biz sizin erken emekli olmak istediğinizi zannediyorduk dediler. Orada çalışan arkadaşlarımız bile durumu farkında değillermiş. Buraya gittiğimizde onu öğrendik. Onlar bizim 20 sene çalışıp, 5000 gün çalışıp emekli olmaya hak kazandığımızı bilmiyorlarmış. Onlar zannediyorlarmış ki bizim emekli olma yaşımız 55-60, biz 38 yaşında emekli olmak istiyoruz zannediyorlarmış. Böyle bir şey yok. Bizim aramızda 38 yaşında kimse kalmadı zaten. Bazı arkadaşlarımız var, çok genç gösteriyorlar. Dolayısıyla da onlara diyorlar ki ya sen bu yaşta ne emeklisin? 35 yaşında emekli. 35 yaşında değil, o arkadaşımız 50'ye gelmiş. Sadece genç gösteriyor. Genç gösterdiği için de böyle bir algı var. Bizler 20 sene çalıştık. 20 yaşında işe girmiş, 20 senede çalışmış, gelmiş 40 yaşına. Bir de yaşa takılmış, 55 yaşında emekli olacak. Zaten 50 yaşına gelmiş, bir 5 senesi kalmış. Bizler bunun derdiniz. Bizler aramızda 40 yaşında kimse yok, 38 hiç yok. Hepimiz 45'ini geçmiş arkadaşlarız şu an için. Bizler sadece hak ettiğimiz emekli maaşını istiyoruz. Ve hak ettiğimiz cümlesindeki orada hak nedir biliyor musunuz? Şimdi bizler işe başladık, 20 senemizi doldurduk. Fakat 2002 yılına geldiğimizde bir kanun değişikliği yaptı. Biraz önce Mehmet Bey'in söylediği gibi. Dediler ki aylık bağlama oranlarınız sizin %70'ti. Yani 1000 lira maaş alıyorsanız 700 lira emekli maaşınız bağlanacaktı. 2002'de bunu değiştirdiler. 2002 ile 2008 arasında %55'e düşürdüler. 2008'den sonrasında da %28'lere kadar düşürdüler. Bu ne demek biliyor musunuz? 1000 lira maaş alıyorsanız 280 lira emekli maaşı bağlanacak demek. Ve 280 lirayla emekli maaşıyla nasıl geçiniyorsunuz? Ortalamayı baz aldık. Baz aldığımız zaman bir arkadaşımıza 2000 lira emekli maaşı bağlanacakken 1400 lira bir emekli maaşı bağlanıyor. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki çift dikiş mi yapacaklar diyor. Biz çift dikiş yapmak istemiyoruz. Biz zaten iş bulamıyoruz. Biz sadece yaşayabilmek için emekli maaşımızı istiyoruz. Hak ettiğimiz emekli maaşımızı istiyoruz. Bizim sadece beklentimiz bu yöndeyken bize çift dikiş cümlesini kullandı. Hiç hoşumuza gitmedi. Çünkü bizler sadece emekli maaşımızı alıp bir faturamızı, evimize bir tane ekmeğimizi alabilmenin derdindeyiz. Bizim başka hiçbir gayemiz yok. Bütün amacımız bu. Ve bununla ilgili de biraz önceki sorunuza gelelim. Bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da aldık, götürdük Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ankara'ya. Ankara'daki milletvekilleri, bakanlarla görüştük. Dosyamızı sunduk. Ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Maaş şey yok deniliyordu ya bizimle ilgili. Bir para yok. Biz size bunu ödeyemeyiz. Ödeyecek paramızı verdik ve bunu bizi Suriyelilere maalesef verdiler. Nasıl ödeyecek o dönemde paramızı verdik anlayamadım. Bizimle ilgili dediler ki emeklilikte yaşa takılanları böyle bir kaynak yaratabilirsiniz dediniz. Evet. O ve kaynağı dosyalarla götürdük, teslim ettik. Teslim ettikten sonra aradan zaman geçti. Bize hala hakkımız verilmiyor. Tekrar gittik. Biz o parayı Suriyelilere kullandık cevabıyla karşılaştık. O dönemde ya Suriyeli para bulundu, bize neden bulunmuyor diye biz kendi aramızda sürekli konuşurken Suriyeli bulunan paranın da bir kısmının nereden geldiğini öğrendik ve bu bizi çok üzdü. Sonra biz bununla ilgili bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamamızda ki Suriyelilere para verildi, onlara para bulundu. Biz neden mağdur edildik? Tekrar bir gasp yapıldı bize, bizimle ilgili. Orada da bir Vedat Demiröz'dü, bir açıklama yaptı. Onlar dedi ülkesizdi. En azından sizin ülkeniz var. Tamam bizim ülkemiz var ama bizim kendi ülkemizde yaşayabilecek hakkımız yok. Kendi ülkemizde Suriyeliyiz. Evet yani. Kendi ülkemizde Suriyeli olduk. O kadar acı bir durum ki. Ve çok acı olaylar yaşandı. Bir arkadaşımız, hatta iki arkadaşımız bundan dolayı intihar mektubu yazdı. Benim emekli maaşım olsaydı, ailemi geçindirebilseydim keşke diye yazıp ve kendi canına kıydı. Buraya da bir girelim. Nasıl mağduriyetler yaşanıyor? Yani sonuçta ilk verdiğiniz örnekten yola çıkıyorum. Devlet daha çalışabilirsiniz diyor bir anlamda. Özel sektör yaşlısınız alamayız diyor. Yani 40 yaşında 45 yaşında iki tane çocuk var. İş bulma sorunu var. Nasıl mağduriyetler yaşanıyor bu konuda? İşte biraz önce söylediğim gibi iş bulamıyor. İş bulamadığı için de canına görüşmeye kıyıyor. Gidiyor.
görüşmeye gittiği zaman ya ben neden seni işe alayım ki, sen 45 yaşındasın, 50 yaşındasın, ben gidip 30 yaşında birini tercih ederim diyor işveren. Haklı mı? Haklı. Neden 50 yaşındaki birini alsın ki 30 yaşında birisi varken? O bakış açısıyla baktığınız zaman. Ama bizler de haklıyız. Ben 50 yaşındayım ve ben işe girmek istiyorum. Çünkü benim bir maaşa ihtiyacım var. Ben çocuğuma bakmak zorundayım. Ben evimi geçindirmek zorundayım. Karnımı doyurmak zorundayım. Benim o emekli maaşıma ihtiyacım var. Emekli maaşımı bağlamıyorsan en azından bana iş imkanı sağla. Sınavlara giriyorsunuz. Diyor ki sınavlarda 35 yaşını geçmemiş. 35 yaşını geçmemiş sınava beni sokma, hiçbir şekilde işe almıyor ki. Devletin kendi kriteri de bu yönde. Evet. Ve biz böyle ondan sonra ortada kalıyoruz. İki tane arkadaşımızın emekli maaşım olsaydı ben bugün canıma kıymayacaktım diye yazıp intihar ettiği mektup var. Ve böyle olunca da o kadar işler acısı durum ki ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bu 2 milyon kişi diye bir sayı verdiniz değil mi? Evet, 2 milyon civarında bir sayı. Bu sadece birey olarak 2 milyon kişi, bir de aileleri de hesaba. Tabii ailelerimiz var. Süresi uzayanların sayısı. Evet. Bu aynı zamanda mağdur olarak görüyoruz. Mağdur da yani bunlar 4 kişilik aile desek 4 kere 2 8 milyon kişiyi aşağı yukarı. Kalabalık bir etki diyor. Şey değil, affedersiniz. Yani bu diyelim bir düzenleme çıktı. Bunların 2 milyonu emekli olacak diye bir şey yok yani. Tabii ki. Bunların yani o böyle kamuoyunda yaratıldığı gibi bir kabus çökmeyecek Türkiye. 2 milyon bir emekli söz konusu değil. SGK'nın kapısına da milyonlarca insan dayanmayacak ben emekli olayım diye. Bugün öyle bir emekli durumda olacak bir kişi peyderpey sayısını... kademeli bir artış yapıldı zaten. Kademeli artıştan herkes etkilendi. Bu herkes etkilenen herkesin sayısı. Yoksa emeklilik süresi şimdi oturulup yeniden belki onu bilmiyorum konuşur muyuz? Bir 100 bin kişi olacağını tahmin ediyoruz. Bugün yasa çıksa yarın emekli olacak kişi sayısı bizim tahminimiz 100 bin. Maliyetleri çok yüksek diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Burada yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Çünkü dedi ki bu sayı 6 milyon 300 bindir ve bize olan maliyeti 28 milyardır. Kesinlikle bu sayının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda emekli olacak kişi sayısı 2-2,5 milyon kişi civarında ve rakam olarak da bize getireceği maliyet, ülkemize getireceği maliyet 8 milyar civarında. Yani arada çok ciddi bir rakam farkı var. Dolayısıyla da bizim hakkımızı bize verdiği zaman ülke ekonomisi çökmeyecek, tam tersi olacak. Genç işsizlere iş imkanı sağlanacak. Çünkü neden? O arkadaşlarımız emekli olacaklar. Emekli oldukları için de yeni arkadaşlara iş imkanı sağlanacak. Peki 8 milyar çok tolere edilmeyecek Sayın Akbaya, karşılanmayacak, altından kalkılmayacak bir rakam devlet için. Gerçi şöyle bir ifade kullandınız. İlk aşamada 100 bin kişiyi. Evet. Bugün bir yasa çıksa devlet böyle yükün altından kalkamaz ya da yük denebilir mi devlet için bu rakamlara? Bunlar tabii yük değil de şimdi başka hesaplarla belki birlikte ele almak lazım. Şimdi iki tane rakam vereyim. Bu arada ulusal özel etiketiyle Twitter'dan sorularınızı yazın. Sayın Akkaya buradayken biz de böyle hesap kitap işleri olur. Aracı olmuş oluruz sorularla. Serpil Hanım da burada. Bir şey de söylemek istiyorum aylık buyurun. Bağlama oranları ile ilgili olarak. Demin de söylediğiniz gibi maliye çok yüksek değil. Bir de bunun akabinde 2000 lira emekli maaşı alacakken bizim maaşımızı 1400 liraya zaten bir düşürdüler. Zaten biz bu rakamlarla geçinemeyeceğiz ve alacağımız emekli maaşı asgari ücretin altına bile düşecek şu andaki duruma göre. Tabii. Yani şu anda 450 lira emekli maaşı alan insanlar var. 650 lira bağlanmaya başlandı. Çok sayıda insan 650 lira emekli maaşı bağlandı. Şimdi bu yasa ne zaman çıktı? 99. 8 Eylül 1999 tarihinde evet. Depremin hemen arkasından bir böyle gecede mi? Çıkartılan bir yasayla. Bu arada şimdi, Sayın Erdoğan 46 yaşında emekli olmuş. Bir bilgilendirmiş. Arada şimdi evet. Bir arkada yani bizi izleyenlerin az çok biraz eli matematiğe yatkın olanların hesabına arz ediyorum. 92 yılında SGK'nın açığı ne kadarmış? 2.6 milyon Türk lirası bugünkü parayla. Milyon Türk lirası. 92. Yani 92'ye kadar SGK neredeyse açık vermiyor. O kadar sayıdaki insana rağmen.
ve bunlar emekli olduklarında aşağı yukarı maaşlarına yakın maaş alıyorlardı. Ve kurumlarda çalışan insan sayısı o kadardı. Buna rağmen SGK açık vermiyordu. Ne zaman açık vermeye başlamış? 93 sonrasında açık vermeye başlamış. İşte bu operasyonla eş zamanlı olarak bir dizi şeyin başladığı zamanlarda. Sene gelmiş, 2010 yılında 25 milyar 2.6 milyondan 25 milyara çıkmış 2010 yılında. Ne kadar artış? %984 bin artış. %1 milyon. Türk lirası değil mi bu? Tabii Türk lirası. %92'den 2010'a kadar SGK'nın açığının artışı %1 milyon. Operasyon için altyapı. Devam ediyoruz. Yani. Devam ediyoruz. 2018 25 milyar. 2019'daki açık, tahmini açık 48 milyar Türk lirası. Şimdi bu arkadaşları kendilerine bize yük dediler. Bunların emekliliğini mezara götürdüler. Maaşlarını kuşak çevirdiler. SGK niye batıyor peki? Niye batıyor SGK? Bu arkadaşlar yüzünden batmadı, açık. Maaşını sen 1000 lirayı maaşı düşürmüşsün 300 liraya. 250 liraya hatta. Hı hı. Bir böyle bir olay var. İkincisi bunları emekli olamaz hale getirmişsin. O halde... Yani bir anlamda tasarruf etmişsiniz. Ortada para olması lazım tabii, ama zarar var. Yani hem emekli ettiğiniz insan sayısını çok azaltıyorsunuz, hem de emekli olduğu zaman eskiden verdiğiniz paranın üçte birini veriyorsunuz. Ve buna rağmen açıklar devasa. 2.6 milyondan 48 milyar Türk lirasına gelmiş. Başka bir şey. Şimdi SGK'ya aktarılan para devlet destek olmak zorunda kalıyor. Destek olmak. 92'de 14,5 milyar lira destek olmuş. 92'de. Şimdi ne kadar? 2019'da bu yıl 2018'i söyleyeyim. 149 milyar Türk lirası destek olmuş. Tekrar söyler misin? 149 milyar Türk lirası 2018. 92'de 14,5 milyardı. Şimdi demek ki bu arkadaşların durumu SGK'nın batmasında bu arkadaşlar sorumlu değilmiş. SGK açık veriyorsa sorumlusu bu arkadaşlar değilmiş. Ama batıyorsa bu arkadaşlar değilmiş. Başka sebeplerden batmış SGK. Yanlış yönetmekten, yanlış yöneticiler yüzünden SGK batıyor. Can çekişiyor, serumla yaşıyor. Altını çizelim. Şimdi böyle bir durum. Peki burada ne? Arkadaşların istediği ne? Yani istedikleri, şimdi 99 tarihine gidelim diye bir talep olmaz zaten. Yani o olsa ben de karşı çıkarım. Zaten öyle bir talepleri de yok arkadaşlar. Bizler sadece 4447 numaralı yasanın iptalini istiyoruz. O yasayla bizim emeklilik hakkımız, evet, elimizden alındı. Bu yasa iptal edilirse bizler olmamız gereken tarihte, devletle yaptığımız sözleşme gereği olan tarihte emekli olacağız. Emekli maaşlarımız bağlanacak. Bir de artı şöyle bir sıkıntımız daha da var bizim. Genel sağlık sigortası diye bir olayımız var. O çıktı biliyorsunuz. Aslında bu bakıldığı zaman güzel bir şey. Çalışmayan kişi sağlıktan faydalanabilecek. Fakat bizler işsiziz. İşsiz olduğumuz için bir maaşımız yok. Prim ve yatıramıyorsunuz. Evet, sonra diyorlar ki sizin genel sağlık sigorta primi ödemeni yapmanız gerekiyor. Hangi parayla yapacağım ben bunu? Benim bir param yok ki. Hangi parayla yapacağız? Soru bir. Yanlış yönetmek. Orada kaldım. Takıldığım konuları kısa bir reklamdan sonra konuşalım. Ulusal özel kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık peki? Yanlış yönetmekte. Yanlış yönetmek bilinçli mi, bilinçsiz mi Sayın Akkaya? Yani bilmeden yapıyorlar diye düşünmek istiyorum. Ama bu bilmeden yapılan şeyler önemli şeyler. Bunlar daha fazla düzeltilmesi gecikirse biriken fatura büyüyor. Bunlar bazıları öyle bir şey ki kar topu gibi. Yani şu demin konuştuğumuz rakamlar işte 1 ile başlıyor ama 2 sene sonra 25 oluyor.
O 1, 2, 3 diye gitmiyor. Yani böyle bir olay var. Bu yüzden şimdi SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun acilen bir desteğe ve tamirata ihtiyacı var. Bir kere bu görülüyor. Yani şöyle şeyler gerekiyor. Bir kere şu sağlıktaki özelleştirme politikasından vazgeçmek lazım. Hastalardan katkı payı, yok bilmem muayene ücreti, yok bilmem ne ücreti. Bu sağlığı adım adım pazara çıkaran, şimdi şehir hastaneleriyle bunu daha da kurumsallaştırdılar. Bu Türkiye için felakettir. Bu herkes için, insanlık için felakettir. İnsan sağlığı parayla satılamaz. Pazara çıkardılar insan sağlığını. Bu uygulama sonuçta fatura olarak SGK'nın önüne geliyor. SGK'nın önüne geliyor. Bu SGK'nın yüklerinin büyük bir kısmı buradandır. Sağlık harcamaları SGK'nın kaldıramayacağı noktaya geldi. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Sağlıkta, ilaçta ve tedavide, muayenede katkı payının kaldırılması gerekiyor. Parası sağlık sisteminin uygulanması şart. Paralı sağlık SGK'yı felç eder. Bu ediyor. Aynı zamanda anlattıklarınız EYT'nin de çözümü değil mi? Tabii, yani önce SGK'yı ayağa kaldırmak gerekiyor. Yani her ikisi de sonuçta SGK'dan emek maaş alacaklar. SGK her ikisi de. İkincisi şimdi özel emeklilik şirketlerini desteklemekten vazgeçmek lazım. Hükümet oraya zorla insanları kaydırıyor. Zorla kaydırıyor. Sigortalıları kaydırıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Bu bir. İki, orayı para olarak desteklemekten vazgeçmesi lazım. Milletin vergisini onlara aktarmaktan vazgeçmesi lazım. Eğer birisine verecek paranız varsa SGK'yı destekleyin. Niye özel emeklilik şirketlerini? Şimdi ben bunları şeyi saymadım ama sadece hangi ülkeye ait olduklarını söyleyeyim. O millet arkadaşlarımız da duysunlar. Şimdi bir tanesi Hollandalı. Hollanda şirketi. Bu beslenen şirketleri söylüyorum. Ondan sonra birisi İngiliz. İngiliz Sabancı Ortaklığı. Birisi efendim Fransa. İki sona geliyoruz tekrar Fransa. Sonra Amerika Katar Ortaklığı. Bu şirketler, beslenen şirketler kimlermiş? Onları sayıyoruz. Öbürü Albaratka Türk. Arabistan. Başka Amerika. Yani şirketlerin adını saymıyorum sadece. Birisi Hollanda. Ondan sonra bir tanesi vardı o şey olmuş, çekilmiş. Sonra Türk yabancı ortaklıkları var. O zaten toplam 17 şirket. 17 şirketin içerisinde kamu hangileri? Halkbank var, Vakıfbank var, Ziraat Bankası var. Bunların emeklilik şirketleri sadece 3 tane. Geri kalan 17 şirketin 3 tanesi kamu, 14 tanesi özel. Ve bunların içerisinde tamamen yabancıların payı 11 tanesi yabancı, 4 tanesi Türk yabancı ortaklığı. Bunları besliyorsunuz. Yani beslenilen şey bunlar. Bunları yurttaşlarımıza zorla gönderdiğiniz yer burası. SGK'nın üyelerine, zaten çalışanlar, ne diyorsunuz? 45 yaşın altındaki her çalışan otomatik katılıma geçecektir. Zaten çalışıyor bu. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üyesi, memur da olsa, işçi de olsa. Siz onları zorla buraya gönderiyorsunuz. 6 milyon insan göndermişsiniz. 5 milyon 800 bin kişi. Sadece bu son 2 yıl içerisinde 6 milyon insan göndermişler oraya. Niye gönderiyorsunuz? Niye SGK'nın altını boşaltıyorsunuz? Bu haliyle SGK felç olmaz mı? Niye başka efendim insanların mezarda emeklilik diye bir şey, 68 yaşındaki emeklilik bir işçi için olabilecek şey mi? Türkiye'nin koşulları için düşünelim. Türkiye'de işçilik. Bu tatil beldesinde efendim yatlarda gezen insanlar değil bunlar. Bunlar üretimin içerisinde gece gündüz çalışan vardiyalı işçiler, fabrikalarda, atölyelerde, bilmem nerelerde, makinelerin başında, sokaklarda, lağım şeyleri, yataklarında çalışan insanlar. Bunlar üreten insanlar. Bu insanları 65 yaşına kadar çalıştırmak demek hem öl demek. Emekli olmadan öl demek. Hakikaten de öyleydi. Yani mezarda emeklilik adının verilmesi boşuna değil. 65 yaşındaki emeklilik Türkiye'nin yani gerçekle alakası yok. Türkiye'nin karşılığı olmayan bir şeydir bu. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Başka emeklilik maaşını düşürüyorsunuz, insanları buradan kaçırttırıyorsunuz.
emekliyi muhannete muhtaç ederseniz, oğluna kızına dilenci hale getirirseniz, ikinci bir işte çalışmak zorunda kalırsa emekli, çift dikiş yapılıyor deniyor. Niye çift dikiş yapmaya mecbur kalsın emekli? Zaten yıllarca çalışmış, beli ağrımış, bilmem ne olmuş, varis olmuş, sakatlıkları var. Meslek hastalıklarını saymıyoruz. İş kazalarıyla ölmezse eğer meslek hastalığına yakalanıyor. Yani her yıl şeyleri ortalama ömür 2000 şey ortalama ölen 2000 kişi Türkiye'de. Her yıl 2000 insan o iş kazalarında katlediliyor. Başka ama fakat şöyle bir şey var. Onu konuşmamız lazım. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir hesabı var. Ortalama her yıl Türkiye ölçeğindeki bir topluluk için 170 bin kişinin meslek hastalığına yakalanması beklenir. 170 bin kişi. 170 bin ile 200 bin arası deniyor. Bu beklenti, dünya genelindeki beklenti. Tabii. Yani onlar hesaplamaları yapıyorlar. Hangi sektörde ne kadar oluyor, hangi hızla oluyor, gelişmişlik düzeyi bunlara bakıyorlar. Ve bir veri hesaplıyorlar. Fakat Türkiye'de meslek hastalığı raporu alabilmek mümkün değil. Neden? Ve bu yüzden çalışan işçilerimizin çok büyük bir kısmı gizli meslek hastası. Yani böyle bir veri bulunamamaktadır az önceki gibi. Öyle bir durum, öyle bir yani geri tabii dönüşmüş. Tabii hastanelere gidiyor, rapor alamıyor. Bazı raporları kabul edilmiyor. Tam teşekküllü hastaneden rapor almış. Hayır diyor, sen illa üniversite hastanesinden alacaksın diyor. Oradan da alıyor, onu da kabul etmiyor. Onu bir de adli tabibe onaylattırıyorlar. Adli tıbba. 4-5 yıl tam teşekküllü devlet hastanesinden, üniversite hastanesinden, iki ayrı üniversite hastanesinden ve bir devlet hastanesinden rapor almış arkadaşım vardı. Bu üç raporda adli tıp tarafından kabul edilmemiş. Her ikisinde de bu arkadaş meslek hastası diye rapor tutuluyor. Şimdi işçilik böyle. Yani bu konuyu uzatmayalım. Bu başka bir konudur. Bu deryadır. Bu içine girdiniz çıkamazsınız bunun. Meslek hastalığı. Bu koşullarda çalışıyor insanlar. Türkiye'de meslek hastalığına yakalandığının görünmesi engellenen bir durum var. Ölüyor insanlar. Şey gibi ve, dökülüyor. Ve diyorlar ki siz 65 yaşında emekli olacaksınız. Tabii. Emekli oldun ne olacaksın? 600-650 lira maaş alacaksın. Şu anda emekli olanlar asgari ücret üzerinden maaş alıyorlarsa ellerine geçen para 650 lira olacak. 650 lirayla ne yapacak bu insan? Asgari ücretli için. Tabii. Günde bir tane ekmek alacaklar. Aynen. Ve para bitecek. Aynen. Yani bu hale getirildi. Nasıl getirildi? Bu emekli maaşını yeniden hesaplıyoruz diye bir şeyi çıkardılar. Serpil Hanım da demin anlattı. İki sefer bir operasyon yapıldı maaşa. Emekli maaşına operasyon yaptılar. Böyle vicdansızlık olur mu? Artık cebinizdeki paraya değil, gelecekte cebinize tabii girecek paraya bile göz dikeri yani oldu. Yani insanlar sistem yıllar boyunca çalışıyorlar. Diyorlar ki emekli olduktan sonra da efendim bir 3 kuruş ikramiyem olur. Onunla belki şimdi ev alması mümkün değil. O eskiden de dedelerimiz alabiliyordu emekli. Şimdi emekli ikramiyesi kuş oldu. Ama yaşayamıyor da. Yani torunu geliyor. Bayram emekli insan, bayramın gelmesinden kaçan insan oldu. Yılbaşılardan kaçıyor. Niye? Torun gelecek, elini öpecek. Orana ne verecek? Ne verecek? Yani alacak bir şey yok. Torununa vereceği bir hediye alacak parası yok emeklinin. Bu yüzden evine misafir gelmesinden kaçıyor emekli. Bir de şöyle de bir şey var. Kuyruklardakilere affedersiniz. Kuyruklardakilere bakalım. Ekmek kuyruğu, bilmem ne kuyruğu, o nerede ucuz ne varsa oradaki kuyruktaki insanlara bakalım. Hepsi beli bükülmüş emekli insanlarımızdır. Türkiye'nin emeklisini bu hale getirdiler. Muhannete muhtaç ettiler. Bu yüzden ne oluyor? Bu hale getirince bunlar SGK'nın mensuplarıydı. Eskiden gururla dolaşıyorlardı. Atatürk yazıyor Ankara'da emekli sandığının binasında. Devasa bir yazı var. Emeklisine sahip çıkmayan bir topluluk geleceğine şey olamaz diyor. Güvenle bakamaz diyor. Atatürk böyle bakıyordu, Cumhuriyet böyle bakıyordu. Ama piyasacılar, yabancı devletlerin emriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na operasyon yapanlar, Türkiye'nin kurumlarını bu hale getirdiler, emeklisini bu hale getirdiler. Maalesef. Yani bu yüzden son şey de şu olsun, iki tane konu var, sadece başlıklarını söyleyeyim. Şimdi bunların yanında, yani SGK niye can çekişiyor? Hızlıca bir sağlıktan gelen bir yük var. Bunun çözülmesi lazım. Özelleştirme SGK'yı batırıyor. İki, emeklilik, bu emekli edilemez hale getirilen insanlar üzerinden bir yük anlattık. Özel emeklilik şirketlerine beslenmesi yüzünden bir facia yaşıyor.
alacakları tahsil edilmiyor. Zor durumdaki şirketleri anlıyoruz dedik, amenna. Ama vermesi imkanı olan, kabiliyeti olan şirketlerden de alınmadı. Bunların bir gözden geçirilmesi lazım. Böyle bir kasıtlı tutum var maalesef. Bunun düzeltilmesi lazım. Son şey, kaçak işçilik çok çoğaldı. %40'lar civarında Türkiye'de kaçak işçilik. Yani kaçakçı bilmeyenler için söyleyelim. Sigortalı olamamış işçilere kaçak işçi deniyor. Bu da sigortalı olamıyorsa ne oluyor peki? Vergi kaçırıyor. Onu çalıştıran şirket vergi kaçırıyor. Bu yüzden sigortalı yapmıyor onu. Hem vatandaş hem devlet kaybediyor. Ve tabii toplam çalışanların %40'ı şu anda sigortasız. Böyle bir durum var. Devletin burada insanları sigortalı yapması lazım. Yani SGK acilen el atılması gereken durumda ve bunların içerisinde de bir de emekli arkadaşlarımıza böyle facialar yaşatılıyor. Bir kaçak işçilik var, bir de ben ekleyeyim, yabancı kaçak işçilik ya, var. Evet. Artık son dönemlerde özellikle sıkça duymaya başladık. Hani eş dost sohbeti arasında bile söyleriz, şurada Suriyeliler çalışıyor, şu fiyata çalıştırıyorlar falan, adamın sigortasında yatırmıyorlarmış. Onun için bir de yabancı kaçak işçiler girdi artık. Bir cümle ekleyeyim burada. Hastanelerde, bu yeni bir bilgi, hastanelerin taşeron şirketlerinde yabancı kaçak işçiler çalışıyor. Hastane kim? Kamu hastanelerine. Kamu hastaneler. Yani bu kaçak işçilik ve şey, o duruma geldi ki, o kadar çürüdü ki bu olay. Taşeron sistemi öylesine çürüdü ki hem yabancı işçi çalıştırıyor hem de kaçak işçi çalıştırıyor. Ve bu devletin kurumunda oluyor bu. Devlet kendinden vergi kaçırıyor. Türk kaçak işçilerle ilgili olarak şunu ilave edeyim. Eskiden bir program var. Orada diyor ki işte çok bizim eski tarihlerde denildi ki işte sigortası var mı gireceğin işin? Bak sigortası yoksa girme. O eskiden öyleydi. Şimdi nasıl oldu biliyor musunuz? 2008 yıl SSK'sı var mı cümlesi şimdi tam tersi oldu. Şimdi işveren sigorta yapma taraftarı çünkü cezai yaptırımı çok fazla. Fakat şu anda tamamen olay dönmüş vaziyette. Bizler 2008 yılından sonra maaşlarımız çok yüksek olmadığı için eğer ki sigortamız yatıyorsa ve biz 5000 günümüzü doldurup 20 senede çalıştıysak maaşımız düşeceği için şöyle bir şey yapıyoruz. Görüşmeye gidiyoruz. Bizi işe alırsanız lütfen sigortamızı yapmayın. Maaşımız düşüyor diye. Bu sefer biz talep ediyoruz kaçak çalışmayı. Böyle de bir durum söz konusu. Tamamen terse dönmüş vaziyetteyiz. O sistem o seviyeye getirdi. Hatta aynen kız öyle. İsterken de söylerler değil mi? Çoğunluğunun işi gücü var, SSK'sı var falan. Değil mi? Çok şükür SSK'sı yok. Maaşı emekli olunca yüksekten yatacak. Espri bir yana 2018 yılında 149 milyar lira aktardı dediniz devlet bütçesinden. Evet. 2018 yılında yine SGK'nın verdiği açık 25 milyar lira. Bu rakamlara bakacak yok, olursak Serpil Hanım. 2019 yılında aktarılması planlanan para. Öyle mi? 2019 için öyle. Rakamlara bakacak olursak Serpil Hanım, bu rakamlar zaten emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmeye aslında yeterli. Kesinlikle. Yani Mehmet Bey'in SGK'nın yeniden ayağa kaldırılması lazım bu sorunu çözmek için tezi var. Sizin önerileriniz ne? Sizden de dinleyelim. Yok affeder, ben tam öyle demiyorum. Yani bunun içerisinde bile, bu kadar devasa sorunların içerisinde bile EYT'li arkadaşların SGK'ya getireceği yük fazla bir şey değil. Kaldırılabilir bir yüktür. Tabii. Buna rağmen kaldırılabilir. Fakat bunun yanında SGK'ya ayrıca el atmak lazım. O çökertmek için operasyon yapılmış ya. Şimdi tersine operasyonla ayağa kaldırılsa zaten SGK'ya da o kadar yük olmuyor. Biliyorsunuz mecliste her sene Kasım Aralık ayında bir bütçe çalışması yapılır. Bizim bütçe çalışmasına girmemize bile gerek yok. Biz çünkü devlete ciddi anlamda bir yük getirmeyeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dönemin Çalışma Bakanı Faruk Çelik. Zamanında biz kendisine gittik. Kendisi bizi kabul etti. Hiçbir zaman bize haksızsınız demiyorlar zaten. Herkes haklısınız diyor. Ve o dönemde şöyle... Bu da bir devlet politikası zaten. Ve o dönemde şöyle bir şey oldu. Faruk Çelik dedi ki evet haklısınız. Biz size hakkınızı vermek istiyoruz dedi. Ve o dönemde biz dedik ki bizim bütçeyle ilgili bir çalışma yapılacak. Bizi buraya dahil edecek misiniz? Kendisi bile söyledi o dönemde. Sizin bize getireceğiniz yük çok fazla değil. Biz bunu karşılayabilecek durumdayız. Biraz zamana bırakalım dedi. Biz sabrediyoruz. Binali Yıldırım'ın da bir sözü var bizimle ilgili. Biz şu şekilde organize olarak çalışmalar yapıyoruz. Her mitinge,
her devlet büyüğümüzün etkinliğine gidiyoruz. Orada kendimizi EYT olarak şu şekilde yazılarımız var. Gidip büyük pankartlarımız var. Bunları gösteriyoruz. Diyoruz ki bizler emeklilikte yaşa takılanlarız. Hakkımızı istiyoruz. İki gün öncesinde Binali Yıldırım Bey kağıthanedeydi. Yine gittik kendisine. Yine dosyamızı verdik. Yine bir takım şeyler söyledik. Şöyle bir şey var. Kendisi dedi ki biraz sabır dedi. Şu biraz sabır cümlesini biz şöyle algıladık. O zaman şunu da sorayım. Onunla birlikte yanıt verin. Twitter kullanıcısı Murat isimli. Cumhurbaşkanlığında EYT için çalışma başlatılmış deniliyor. Doğru mu acaba? Şöyle söyleyeyim. SGK'da bir çalışma talep edildi. Bir çalıştay yaptırıldı. O çalıştayın sonucu bitti. Ve meclis kapanmadan önce bu çalıştay meclise gönderildi. Ve bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Fakat neler yapıldı, neler oldu bunu biz de bilmiyoruz. Bize şöyle bir teklif verilmişti zamanında, Faruk Çelik de aynı şekilde söylemişti bunu. Finlandiya modeli var biliyorsunuz. Son 2 senesi kalanlara %2 kesintiyle, son 5 senesi kalanlara %5 kesintiyle gibi. Veya 10 bin gününü dolduranlara emekli maaşı verilsin ya da 50 yaşını geçenlere emekli maaşı verilsin. Bizler dedik ki hayır, biz bunu kabul etmiyoruz. Bu da çünkü yeni bir mağduriyet yaşatacak. Evet. Biz koşulsuz şartsız hakkımızın verilmesini istiyoruz. Siz yine kademeli olarak bize yaş şartı getirdiniz. Bu kademeye yine bir kademe ekliyorsunuz. Biz kademeye kademe eklensin istemiyoruz. Biz koşulsuz şartsız hakkımızı istiyoruz. Sayın Binali Bey dedi ki biraz sabredin. Biz bu biraz sabredin cümlesini bize seçimden önce bir müjde vereceği şeklinde algıladık. Seçimden sonrasına bırakılmayacağını düşünüyoruz. Seçimden öncesinde bize bir şekilde bu hakkımızın verileceğine inanıyoruz. Bu sabır cümlesinden de bunu algıladık. Umutlusunuz yani. Biz umutluyuz. Umudumuzu hiçbir zaman bırakmadık. 2011 yılında ilk EYT'yi kurarken biraz önce söylediğim gibi Facebook üzerinden örgütlendik. İlk etkinliğimizi 13 kişi yaptık Ankara'da. Sayın Ali Tezel'den de destek istedik. Kendisi de geldi o gün oraya. 13 kişi gitti. İkinci etkinliğimizi İzmir'de yaptık. 150 kişi civarındaydı. Üçüncü etkinliğimizi de İstanbul'da yaptık. 250-300 kişi civarındaydı. Kartop etkisi dedi ya Sayın Akkaya. Kartop etkisi. Evet, bu böyle görürüm. Bu şekilde yavaş yavaş yükseldi. Fakat 2015 yılına kadar geldik. Bir şeylerde bir kitlenme yaşadık. Yani biraz daha ileri gitmek istiyoruz. Bir yerlerde sürekli takılıyoruz. Gittiğimiz zaman randevu talep ediyoruz. Siz kimsiniz diye soruyorlar. Biz emeklilikte yaşa takılanlarız diyoruz. Diyorlar. Bunun üzerine dernekleşmemiz gerektiğini düşündük. Ve bunun için bir dernekleşme olayını gerçekleştirdik. Sonrasında 2015 yılından sonra yine devam ettik. Sonra dedik ki biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz acaba? Nasıl daha sesimizi duyurabiliriz? Bunun üzerine 81 ilde organize olalım. Temsilcilikler verelim. Ve daha da büyüyelim. O zaman sesimizi duyurabilelim diye düşündük ve hakikaten demek ki olayın dönüş noktası buradaymış. Biz temsilciliklerimizi verdik. Çok organize bir şekilde iller, ilçeler gibi bu şekilde düşe düşe bütün herkesin EYT'den haberi oldu. Ve bununla ilgili bu sefer Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duydu ve bizimle ilgili bir çıktı açıklama yaptı. Açıklamadan sonra bizim sayımız 3'e katlandı ve herkes dedi ki evet, demek ki Cumhurbaşkanımızın diline geldiysek dolayısıyla biz haklıyız dedi kendisi ve biz Cumhurbaşkanımızdan sürekli randevu talep ediyoruz, diyoruz ki ne dedi de 3'e katlandı sayınız, çok merak ettim. Bizimle ilgili bir cümle kullandı, dedi ki emeklilikte yaşa takılanlar diye arkadaşlar çıktılar, bir de bunlar türedi başımıza diye bizi türemiş olarak algıladı. Ve 38 yaşında emekli olacaklarmış gibi bir cümle kullandı. Bizim böyle bir talebimiz asla yok. Biz hiçbir yerden türemedik. Biz zaten buradaydık. 99 yılında çıkan bir yasayla biz kendimizi göstermek durumunda kaldık. Biz hiçbir şekilde türemedik. Biz zaten buradaydık. Biz Türk insanıyız. Biz bu ülkenin insanıyız. Biz sadece hakkımızı istedik. Kendisi böyle söyleyince bizim sayımız yükseldi. Ve sürekli olarak organize olduk. Her ilde, her hafta sonu toplantılar yaptık. Edirne'den Kars'a, bizim bir sloganımız var. Jüpiter'den Mars'a çıksın artık bu yasa diyoruz. Ve bütün illerde organize olarak
bu yasanın çıkmasını bekliyoruz ve ümidimiz çok fazla var. Ümidimiz olmasa zaten bu kadar etkinlikleri yapmazdık. Neden gidelim ki bu kadar uğraşalım? Cebimizden dünyalar kadar para harcıyoruz. Almamız gereken bir para var ki biz bu yüzden bu kadar mücadele veriyoruz. Düşünsenize bize yaklaşık 10 sene bir şey vurdu, yaş vurdu. Her ay düşük rakamdan alalım, 1000 liradan bir maaş alalım. 1000 liradan 12 ay çarpı 10 sene yaptığınız zaman ciddi bir para yapar. Düşünsenize şimdi aybaşı geliyor, maaşınızı alacaksınız. Evet. Tam maaşı gittiniz ATM'den çektiniz parayı. Heyecanlı heyecanlı. Oradan birisi geldi, ver o para benim diyor. Kaldınız orada. Ya nasıl senin o para benim demeniz diyorsunuz. Hayır diyor, aldı parayı. Bunu senelerce yaptığını düşünsenize nasıl bir mağduriyet bu. Yani. Biz de bunun derdindeyiz zaten. Bu para bizim kendi hakkımız olan bir para. Çünkü devletle yaptığımız sözleşme gereği o para bizim hakkımız. Ama devlet bireysel emeklilik şirketleriyle de sözleşme yapmış. Ona ne diyeceksiniz? Bireysel emeklilik şirketleri sonradan getirdi. O da diyor getirdi. Ki ben faturalarımı ödeyeceğim bu BES'e, bu HES'e. Ama bizim böyle suçumuz ayırıyor. Ne? Biz mağdur edildik. Peki, umutluyuz dediniz. Seçime kadar böyle bir yasa haberini bekliyoruz. Ya çıkmazsa? Çıkacağını düşünüyoruz. Çıkmazsa da şöyle söyleyelim, daha önceki seçimlerde de bunlar oldu. Biz çünkü dediğim gibi 2010 yılında bu oluşuma başladık ve her seçimde ümitliydik ama bu kadar değildik. Şu seçimde hakikaten %99.99 Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin bize bu hakkı vereceğine çok inanıyoruz. Çıkmazsa diye bir şey düşünmüyoruz. Biz kendi aramızda şunu konuşuyoruz. Yasa çıkacak ama ne zaman çıkacak? İşte 24'ünde mi, 28'inde mi, 30'unda mı? Biz bunu düşünüyoruz. Dediğiniz gibi çıkmadığını varsayalım. Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü şuna çok inanıyoruz. Ne olursa olsun bizi görmezden gelmeyeceklerdir. Bizim hakkımızı bize geri iade edeceklerdir. Mücadeleden hiçbir zaman, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Daha da büyüyeceğiz, daha da yükseleceğiz. Ve hakkımızı alana kadar bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Bir de tabii, son kişi emekli olana kadar bu oluşum devam edecek. Yani son ağaç kuruyana kadar, kişi emekli olana kadar. Bir sorumuz daha var. Twitter kullanıcısı yine fikrim, talebim, tavsiyem isimli ilginçmiş. FTT diyelim biz ona. Devletin verdiği maaş yurt dışına çıkmazsa cepten cebe, elden ele dolaylı vergilerle ay sonu gelmeden tekrar devletin kasasına dönmüyor mu? Yağmur bulut gibi devir daim yapmıyor mu? Sayın Akkaya? Tabii yani sonuçta bu para piyasada dönecek. Ekonomiye de bir sirkülasyon olacak. Ekonominin içinde kalacak. Bu şey öyle. Şimdi ben fikrim şöyle bu konuda. Şimdi ekonomi çok kötü. Yani bu göstermemeye çalışıyorlar ama seçimden sonra dolu dizgin bir felaketin geleceğini görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Herkes görüyor. Hükümet de bunu olabildiği kadarıyla topluma yansıtmamaya çalışıyor ama onlar bizden çok daha iyi görüyorlar. Çok büyük bir tsunami geliyor. Çok büyük bir tsunami geliyor. Yani bugüne kadar kamu ekonomisini hovardaca kullanmanın sorunlarını yaşayacağız şimdi. Sattılar, savurdular, bilmem ne yaptılar. İhaleler, şunlar, bunlar. Devlet ekonomiden çektiler ve sonuç fatura bu. Şimdi bütün bunlar da var önümüzde. Yani her şeyi hesap etmek lazım. Doğru, ekonomi daha da şey yapıyor. Her kalemin, her girdinin, her çıktının hesabının yapılacağı bir dönem ama fakat bazen devletler halkıyla barışma yapar. El sıkışır. Onları kucaklar. Onları şimdi bir üretim seferberliğine ihtiyacımız var. Türkiye ancak bu krizden böyle çıkabilir. Kimlerle yapacaksınız bunu? Yani uzaydan getirecek haliniz yok. Başka bu insanlarla yapacaksınız. Bu insanları üretimin içerisine değerlendirmek lazım. Bunları tabii hemen emekli olacak diye bunlar çalışmak da istiyorlar. Çalışmak istiyor ama ben diyor ne zaman emekli olacağımı bileyim diyor. Bu koşullarda olmaz diyor bir kısmı. Yani bir toplumda yeniden bir oturup bir mukavele ihtiyacı var. Bu mukavele yani
emekli bu EYT'li arkadaşlarımızı hoşnut edecek bir mukavele olmalı. İhtiyaç bu, beklenti bu. Şimdi toplumların zaman zaman emeklilik yaşını gözden geçirmesi doğaldır. İnsan ömrü uzuyor. Efendim toplumların refah seviyesi yükseliyor. Olanaklar artıyor vesaire. Buna göre çalışma süreleri gözden geçirilir. Her toplum yapıyor, yapılmalıdır da. Yapılmalıdır da. Şimdi Türkiye'de 20 sene önceki Türkiye değil. Efendim 40 sene önceki Türkiye'de değil. Zaman zaman oturulup hesap kitap yapılabilir. Bunları anlıyoruz. Ben şahıs olarak da anlıyorum bunu. Emeklilik sürelerinin de oturulup gözden geçirileceği zamanlar olur. Ama siz emperyalist devletlerin talepleriyle yapmayacaksınız bunu. Ve bu yaptığınız şey SGK'ya zarar vermeyecek. O emperyalist devlet örgütler bunu dayatırken planları buydu. Ve insanlarınızı mağdur etmeyeceksiniz. Şimdi onları kuşa çevirmişsiniz maaşını. Efendim öbür tarafta bir yanda zorla emekli ediyorsunuz. Kamu kurumunu tasfiye etmek için zorla emeklilik diye bütün kurumlardaki personel eritildi. Bir yanda da mezarda emeklilik. Bu ne periz, bu ne lanet uçsu. Niye insanlar mezarda emekliye ihtiyaç varsa niye zorla emekli ediyorsunuz? Zorla emekli ediyorsanız peki bu mezarda emeklilik ne? İkisi de aynı zamanda oldu. İkisi de 90'larda oldu. İkisi de 90'larda oldu. İkisi de 2000'lerde hala devam ediyordu. AKP hükümeti sırasında da devam ediyor. Mezarda emekliyi çıkaranlar bir yandan da kamuda personeli hızla tasfiye edenlerdi. Kamu personelini tasfiye ettiler ama bir yandan da mezarda emekli. Bu nasıl bir şey? Yani böyle bir şaşkınca bir şey olur mu? Böylesine önünü göremeyen, böylesine böyle ikircikli, böylesine çift hani bu çatal kazık bir politika olabilir mi çalışanlara karşı, emeklilik sürelerine karşı? Emekliğin geldi diyor, hepsini atıyor. Bütün kurumu erittiler. Bütün kamudaki kamu personelini sayısını erittiler. Şeyde Zonguldak'ta 40 bin kişi çalışıyordu. Şimdi 8 bin kişi çalışıyor. 40 bin tane kadrolu işçisi vardı Zonguldak'ın. 8 bine düşürdüler. Şimdi her taraf taşeron işçisi. Bütün her taraf boğazına kaçak işçilik. Yani ve geri kalanlarda mezarda emeklilik diyorsun. Madem insanların daha çok çalışmasına ihtiyaç var, ekonomi çalışmayı gerektiriyorsa, o zaman niye bu insanları zorla emekli ediyorsunuz, kaçırtıyorsunuz kurumlardan? Hepsini kapı dışarı attılar. Hepsini kapı dışarı attılar. Bütün kurumları iyi diş ettiler. Personelini tasfiye ettiler. Yani bu böyle bir saçmalık olmaz. Bunu izahını anlatsınlar bize. Türk milletini anlatsınlar. Biz mezarda emeklilik yasasını çıkarırken toplumun şeyini düşündük, yararını düşündük diye izahını anlatsınlar. O zaman niye öbürüne sokağa atıyorsun? Niye senin emekliliğin geldi diye gözünün yaşına bakmadan dışarı atıyorsun? Ve onun dahası da onun kadrosunu iptal ediyorsun. Kadrosunu iptal ediyorsun. Yani şimdi birçok şeyde kurumda kadro talebiyle kıvranıyorlar. Niye? Çünkü yok kadro. O kadroyu lav etmiş. Ortadan kaldırmış. Belediyelerde de öyle, şeyde de öyle. Böyle bir ikircikli durum. Şimdi buradan tekrar gelirsem, yani toplumların emeklilik süresini gözden geçireceği durumlar olur. Zaman zaman oturup hesap kitap yapılabilir. Her toplumun buna ihtiyacı vardır. Ömür uzuyor, olanaklar artıyor. Fakat bu toplumda bir savaş başlatmamalı. Bir toplumun hoş tutacağı bir süre olmalı. Şimdi bugün yeniden buna ihtiyaç var. Hükümete de şu çağrımız, benim en azından şahsi önerim şudur. Oturulup emeklilik süresinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Uzmanları çağırsınlar, bilim adamlarını çağırsınlar, istatistik kurumlarından bilgi alsınlar bilmem ne. Kesinlikle çok önemli. Ben oğlumun sigorta girişini yaptırdık 18 yaşına geldiği zaman. Anne niye yaptırdınız böyle bir şey dedi, ne gerek var dedi. Dedim emekli maaşın cümlemi bitiremedim bile. Kaç yaşında ben 60-65 yaşına kadar yaşayacağım mı ki? Yani cümlesini söyledi. Siz konuşabiliyorsunuz. Bir konu açılmışken söyleyeyim. Bizim jenerasyon biz konusunu bile açmıyoruz. Çünkü öyle bir şey yok. Emekli olacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Önceden konuşurlarmış. Yani bir de şöyle bir şey. Şimdi Oğuz Bey, yani asıl mesele şu. Şimdi
Mesele sadece bundan ibaret olsa telafi edersiniz. Oturursunuz. Bu işin tarafı olan örgütlerle Türk İş'i alın karşınıza. Diğer sendikaları da çağırın. EYT'li arkadaşları da çağırın. Şimdi örgütlenmişler, bir tüzel kişilikler de var. Onları da çağırın. Şeyden, TÜİK'ten, bilmem istatistik kurumlarına, bilim adamlarını da çağırın. Oturun bir hesap kitap yapın, yeniden bir şey yapılabilir. Ama mesele bundan ibaret değil. Türkiye'de son 20-25 yıldır, 25 yıla yakındır Sosyal Güvenlik Kurumu'na adım adım yürütülen bir operasyon var. Ve şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu can çekişiyor. Can çekişiyor, serumla yaşıyor. Şimdi Yıldırım Hoca, değerli Yıldırım Koç, bugün Aydınlık Gazetesi'nde yazmış, emeklilikte yaş sorunu nasıl çözüme kavuşturulur diye. SGK'nın alacaklarını, vereceklerini çıkarmış. O da benzer rakamlar söylüyor. Ürkütücü. SGK hakikaten şey durumunda, serumluk. Nasıl bu duruma geldi? Bu SGK'yı yönetemeyen kabiliyetsiz idareler tarafından. Yabancıların talimatıyla ulusal sigorta pazarımızı efendim bilmem ne yapan, felç eden politikalar yüzünden. Türkiye'de işçilik artıyor halbuki. Her gün işçilik artıyor. İşçi sayısı artıyor. SGK'nın daha çok prim alması, ona artıya geçmesi, bilmem ne yapması gerekirken bakıyoruz batıyor. Niye? Çünkü bu demin bahsettiğimiz şeylerden. Bir yanda özel sağlık şebekeleriyle kuşatmışlar. Boğazına kadar borca batırmışlar. Habire fatura geliyor. Bütün hastanelerden SGK'ya fatura gidiyor. Bize şu kadar para gönderiyor. Bütün hastaneleri besliyor. SGK hastane besleyen merkez haline geldi. Özel hastane besleyen merkez haline geldi. Türkiye'nin SGK'sını bu duruma getirdiler. Ve başka ne oldu? Bir yanda da bir özel şirketler çıkarmışlar. Burada SGK'lı olan insanları zorla oraya gönderiyorlar. Zorla. Ve o gittiğin zaman da diyor sana artı şu imtiyazları da sağlıyorum. Para veriyorum, teşvik veriyorum bilmem ne. Olacak iş mi? Bu nasıl bir akıl? Çözüm diye sundukları o bireysel emeklilik şirketlerinde de şimdi göz boyama reklamları var. Şu kadar yatır, %25 devlet verecek, yüzde bilmem kaç. Sonuç olarak paramı nasıl alacağım? Yani şöyle bir şey. Şimdi öyle bir yol da yok. Yani tabii, paranızı alabilmek tabii için şimdi bir Oğuz yöntem de yok. Bizim gibi ülkelerde emperyalizmin tehdidi altında olan ülkelerde, yeni uluslaşmaya başlayan ülkelerde sosyal güvenlik sistemi en önemli çimentolardan birisidir. Siz Diyarbakırlı'yla, Mardinli'yle, Edirne'li'yi, Sinoplu'yu tek sigorta şemsiyesi altında buluşturuyorsunuz. Gelecek güvencesi. Gelecek güvencesi. Tek herkesin şeyi orada. Ama yarın bir gün efendim Diyarbakırlı bilmem ne yabancı şirketten emekli olursa, Mardinli başka şirketten emekli olursa, efendim bilmem ne başka onlara şükrederse nasıl bu insanlar ulus olacak? Türkiye'nin dokusuyla oynuyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu tahrip edenler Türkiye'nin ulus dokusuyla, çimentosuyla oynuyorlar. Türkiye'nin altı boşalır. Yani bir tane şimdi şeker fabrikaları satılırken ulus olarak feryat ettik. Dedik çok büyük yanlış yapıyorsunuz, bu vatana ihanetle eşdeğerdir dedik. Doğru ama SGK 1000 tane sigorta şeker fabrikasından daha büyük bomba etkisi yapar. Evet. SGK ile oynamayın. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun altını boşaltıp başka yerlere yönlendirmeyin insanları. Ve bu insanları, Türk işçisini SGK ile savaşır hale getirmeyin. Niye bu böyle bir şey yoktu ki geçmişte? Mezarda emeklilik, maaş, SGK'lıdan emekli olan insanı muhannete muhtaç etmeyin. 600 bin liraya, 600 liraya emekli oluyor şimdi. Bu önümüzdeki bu yılın sonunda emekli olanlar 400 liraya kadar düşecek emekli maaşları. Ne yapacak 400 lira? Kriz de geliyor. Bu söylediğiniz aslında son dönemde Türkiye'ye yönelik tehditlerin de tabii, yani tabii. Türkiye'de ekonomiye bankaların, bankacıların, büyük sermayedarların, özellikle yabancı sermayedarların insafına bırakmak, Rıza Sarraf davasında bile Amerika Birleşik Devletleri tutup bankacılık sistemi üzerinden Türkiye'yi tehdit edip sopa gösterebiliyor. Son 7-8 dakikamız kaldı. Yarın büyük bir miting var dedik. Bana da çok sayıda
bu konuda tweet geliyor. Fotoğraflar, yola çıkmışlar otobüslerde. Evet. Haydi İstanbul Maltepe etiketiyle yarın hepimiz geleceğimiz ve çocuklarımız için Haydi İstanbul Maltepe'ye bekliyoruz sizi de. Buyurun gelin. Biz çok büyük bir aileyiz, EYT'liyiz demiş. 15 Temmuz'da vatanımızı alçaklardan kurtardık. 17 Mart'ta da haklarımızın sonuna kadar verilmesini haykıracağız demiş. Siz ne dersiniz yarınki büyük miting için? Bir kez daha hatırlatayım ben yine. Yarın saat 12'de başlayacak İstanbul Maltepe'deki miting alanında. Bunu da hatırlatmış olalım. Mitingle ilgili görüşlerinizi de son olarak alalım Serpil Hanım. Şimdi biz birçok ilçede, birçok ilde sürekli örgütlenerek bu şekilde toplantılar yaptık. Hep genelde kapalı alanlardaydı. Dernekleşmeden öncesinde açık alanlardaydı. Dernekleştikten sonra kapalı alanlarda yaptık. Fakat kapalı alanlara artık o kadar çok sığmadık ki hep dolduk taştık. En son Ankara'daki polis kamerasının vermiş olduğu bilgi 270 bin kişiyi toplamıştık. Öncesinde Anıtkabir'e gittik 187 bin kişi olarak arkadan Ankara'da kültür merkezinde 270 bin kişi olduk. Ve herkes dedi ki bu bize yetmiyor. Seçim öncesinde çok güzel bir açık alanda bir etkinlik yapalım. Biz de bununla ilgili emniyete, valiliğe dilekçelerimizi verdik. Ve valilikten yazı geldi. Dedi ki evet Maltepe miting alanında emeklilikte yaşa takılanlar olarak mitinginizi, toplantınızı, şöleninizi ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Biz de bunun üzerine 17 Mart günü yarın sabah 12'de Türkiye'nin birçok ilinden bütün arkadaşlarla bir organizasyon yapacağız. Burada sadece konuşmamız olmayacak. Sayın Gönül Boran Özüpak bizim dernek başkanımız konuşma yapacak. Onun dışında ilk günden beri bizden desteğini esirgemeyen Sayın Ali Tezel gelecek. Sanatçılarımız gelecek. Folklor gösterimiz gibi bir şenlik havasında olacak. Neden şenlik havasında olmasını tercih ediyoruz? Çünkü biz emeklilik hakkımızın bize geri iade edileceğine o kadar çok inanıyoruz ki bizi bu zamana kadar mağdur edildik. Bundan sonra mağdur edilmeyeceğimize çok fazla inanıyoruz. O yüzden bütün illerden otobüslerce arkadaşlarımız gelecek. Hedefimiz 1 milyon kişi olmak orada ve olacağımıza da inanıyoruz. Geçenlerde eski bir etkinliğimizde ben böyle yine bir çağrıda bulundum. Dedim ki lütfen herkes oraya eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle yanında kim varsa mutlaka gelsin. Orada bir ablamız 60 yaşlarında geldi. Kızım dedi seni özellikle görmeye geldim ben dedi. Ben dedi emekliyim ama sırf sen çağırdın diye burada bir kişi fazla olabilmek adına, destek verebilmek adına çocuklarım için ben bugün buraya geldim dedi. O yüzden bütün İstanbul'dan, bütün emeklilikte yaşa takılanlardan, herkesten bunu bekliyoruz. Yarın Maltepe miting alanında saat 12'de birlik olalım. Ne kadar güzel bir aile, ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösterelim. Orada hakkımızı almak için bir arada olalım. Böyle olunca da kayıtsız kalınmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi görmezden gelmeyecektir. Ve bize hakkımızı verecektir. Buna inanıyoruz. Yarın herkes oraya bekliyoruz. Bu siz de yarınki miting için bu arada vereceğiniz mesajlar varsa Sayın Akkaya son sözlerinizi alalım. Tamam. Programı kapatacağım ondan sonra. Şimdi ben başarılar diliyorum. Tabii önemli bir miting. Gönlümüz orada. Ben de olmak isterdim. Yani hakikaten olmak isterdim. Fakat aynı saate gelen daha önceden planlanmış bir etkinliğimiz var. Onu da söyleyeyim. Ben Vatan Partisi'nin Pendik Belediye Başkan adayıyım. Pendik'te bir bizim ilçe örgütümüzün düzenlediği bir halkla buluşma toplantısı var. Büyükşehir adayımız sevgili Mustafa İlker Yücel de olacaklar. Ben orada olmam gerekiyor. O da çok önemli bir toplantı. O toplantıda şimdi biraz şey gibi, konu biraz farklı gibi ama aslında aynı mecraya akan önemli bir toplantıdır o. Orada önemli açıklamalar olacak, çok önemli konuşmalar olacak. Saatini yeni de söyleyelim isterseniz. Saat 12'de o da aynı saatte. Aynı saate denk geldi, evet. Aynı saatte 12'de Pendik'te, Pendik sahilinde Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Önemli bir toplantı. Ben de konuşmacıyım ve önemli şeyler olacak İlker arkadaşımızda.
Çok sayıda muhtarımız, kitle örgütümüz, sendika yöneticimiz o toplantıda olacaklar. Yani biz bir Pendik'in, Pendik'teki liderlerin Vatan Partisi'ni tanımak istediği bir toplantı olacak. Öyle anlaşılıyor. Çok ilgi görüyoruz. Soruyorlar. Biz biraz yetişemedik yani şeye, sorulara da yetişemedik ama yarın muhtemelen o da önemli bir toplantı. Orada olacağız. Pendik civarında bu toplantıya gelemeyen arkadaşlarımızı oraya bekliyoruz. Ama EYT'li arkadaşlarımızın şeyi önemlidir. Bizim arkadaşlar, başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Bizim arkadaşlarımız arasında oğlunun kumbarasındaki parayı açıp yol parası yapan, İstanbul dışından gelen bir sürü arkadaşımız var. O yüzden ne olursa olsun şartları çok fazla zorlayıp bu emeklilik hakkımızın iadesi için şartlar ne olursa olsun. Dışarıdaki arkadaşlarımız kalkıp çocuğunun kumbarasını, oradaki parayı alıp geliyorsa eğer bugün buraya, yarın oraya, mutlaka herkesin orada olmasını, ailesi, ya bir yere gidiyorsunuz, piknik yapmaya gidiyorsunuz değil mi? Alın çocuğunuzu hep birlikte gelin. Hafta sonu etkinliği olsun. Evet, hafta sonu etkinliği olsun ve güzel bir etkinlik olsun. O zaman şöyle kapatalım artık. Şöyle diyeyim, şimdi biz olamıyoruz ama yani Pendik ölçü, Vatan Partisi orada olacak. Arkadaşlarımız, biliyoruz yani arkadaşlarımız. Zaten bu arkadaşlarımızın çoğunun içerisinde bizim üyelerimiz, dostlarımız var. Evet. Beraber çalışıyorlar. Hep beraber başarılar diliyoruz. Yarın İstanbul'da iki büyük etkinlik olacak. Biri Pendik'te saat 12'de Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Pendik Belediye Başkan Adayı katılacak o etkinliğe. Diğeri de saat 12'de Maltepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar yine büyük bir etkinliğe imza atmış olacak diyelim. Programımızı burada kapatmak zorundayız. Gelen mesajlar için sizlere teşekkür ediyorum. Katıldıkları için sayın konuklarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.